Ergün Diler, Mareşal Hafter Sanırım geçtiğimiz haftaydı. Libya 2020'nin en çok konuşulan ülkesi olacak diye yazdım. Sonra da ekledim. Ne Moskova ne Berlin ne de başka bir başkent Libya'ya barış getiremez. Bu kimilerine göre iddialı bir cümleydi. Ama dengeler de ortadaydı. Bilmiyorlardı. Oysa savaşın tarafları ve istekleri belliydi. Sadece burada görenlerin sayısı çok değildi. General After Pentagon'u, Rockefeller ailesini, Amerika Savunma Bakanlığı'nı yani koca bir yapıyı temsil ediyordu. Arkasında dünyayı talan eden petrol şirketleri vardı. Libya'nın zenginliğini kimseye bırakmaya niyetleri de yoktu. Suriye'de yaptıklarını benzer bir şekilde hayata geçirmek istiyorlardı. Deaş kuruldu, YPG oluşturuldu, Suriye karıştığı savaş büyüdü. Milyonlarca insan evinden yurdundan oldu. Sonunda Amerika gelip petrole kondu. Tek ilgilendikleri de buydu zaten. Başka örnekleri de vardı. Bu nedenle Berlin'den sonuç da çıkmaz, barış da çıkmaz diye yazdım. İşte dün ne oldu? Halife Hafter ve yönettiği %71'i Müslüman olmayan yapı, Trablus Havalimanı'nı Rus füzeleriyle vurdu. Mitiga Havalimanı'na 6 grad füzesi yollayan Hafter, barış da yok ateşkes de diyordu. Zaten ateşkes barışı isteyenlerin tutunduğu daldı. Bu adam ve arkasındaki gücün böyle bir isteği yoktu. Savaş sürecekti, yayılacaktı. Suriye'de yaşanan dramlardan öte bir şey olacaktı. Biraz özele girerek gidelim. Belki olaylar daha sağlıklı bir pencereden görülür. Libya'ya çöken Hafter'in kim olduğu böylece daha net anlaşılır. Pentagon 2015 yılında Hafter'i Ünlü Beşken binasında ağırladı. Yaklaşık 5 yıl önce özel bir törenle. Sonuçta Libya'nın yeni lideri seçiliyordu. Az şey değildi bu. Büyük sükseyle lanse edecekleri Hafter'e bir askeri rütbe gerekiyordu. Öyle bir şey yapılmalıydı ki Hafter'in kendisi bile inanmalıydı. Öyle de oldu. Akıllı adamlardı. Hafter'e Orgeneral'den daha büyük bir rütbe takdim edildi. Hafter Field Marshal yani Mareşal oluverdi. Rütbedeki beş yıldız, Pentagon binasının beş köşesini temsil ediyordu. Bir ilginç detay daha vardı, bu en az beş yıldızlı Pentagon binası kadar önemliydi. Beş yıldız, Libya petrolleri için savaşı başlatan, tırmandıran, beş büyük Amerikalı petrol şirketini de temsil ediyordu. Exxon Mobil, Chevron, Philips 66, Schlumberger ve gizli dev olarak bilinen Valero Enerji. Libya petrollerinin bu 5 şirket arasında dağıtılacağına dair anlaşma 2015 yılında imzalandı. Mareşal de buna imza attı. Ortada bugünkü gibi Libya sorunu yokken kimsenin gündeminde bile değilken imzalar atılıyordu. Devlet başkanı gibi hareket eden Haftar da petrolleri vermekte bir sorun görmüyordu. Bu 5 şirketin ikinci hedefi de elbette Akdeniz petrolleri olacaktı. BP, Chevron Corporation Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total ve elbette ConocoPhillips'in bir arada olduğu ve Big Oil olarak bilinen bu enerji ortaklığı ilk olarak Libya'da yer alacaktı. Ancak Derin Amerika sadece Amerikan şirketlerinin Libya'da söz sahibi olmasını istedi. O nedenle ExxonMobil, Chevron, Phillips 66, Schlumberger ve Valero Enerji olarak karar verildi. Hafter'in, Moskova'daki masadan kalkması, Berlin'de hiçbir anlaşmaya imza atmaması doğal. Çünkü bu iki masa yani Moskova ve Berlin onu başka bir ortaklığa itiyor. Onu büyüten Washington Libya konusundaki imzayı attırdı. Yani yeni bir imzaya gerek yok ki. 2015'te iş bitti yani. Amerika'nın ateşkes ya da barış için atacağı tek adım yok. Perde arkasını pek bilen olmadığı için gerçek yüzlerini saklıyorlar. Durum böyle olduğu için Hafter'in ne ateşkes ne de barış için hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceği ortada. Fransa ve İngiltere en azından Libya petrolleri için Big O ile öne çıkartmak istedi. Ancak Washington buna olumsuz cevap verdi. Tabii ki İngiltere Hafter'in imzasını Amerika'nın büyük 5 planını engellemek isteyecek. Ancak Hafter'in vereceği bir karar değil bu. Patronları var, onlar son sözü söyler. Hafter Washington'ın, daha doğrusunu yazmak gerekirse, derin Amerika'nın emirlerini uygulayan bir asker. Rolü bu. Bir yandan da özel rütbesiyle gelecekte Libya devlet başkanı olma hayalini kuruyor. Bu da son derece doğal. Hafter'in çocukları Belgacem Hafter ve Saddam Hafter'in eğitim bursları nereden geldi? Exxon Mobil ve Chevron'dan. Peki bu iki büyük dev her önüne gelene burs verir mi? Asla. Yani yıllar öncesinden Hafter'in Libya'nın devlet başkanı olacağı belliydi. Dünyanın en güçlü şirketleri Exxon Mobil ve Chevron öyle herkese burs veren şirketler değildi ki. Yani burada tesadüf yok. Amerika vazgeçmezse Hafter Libya'nın başına getirilecek. Karşı çıkanda yok buna. Adamla görüşmeyen batılı devlet kalmadı gibi. Asıl üzerinde durulması gereken Amerika'nın yeni tavrı. Amerika Birleşik Devletleri artık açık şekilde oyun oynamaya başladı. Hafterin net olarak desteklerken 5 enerji şirketinin Libya'da olması için de gizli adım atmadı. İran'ı vururken de gizli davranmadı. Irak Başbakanı Mehdi'yi tehdit ederken de gizliliği seçmeyen bir Washington gördük. İşte bu büyük tehlike çünkü Washington eskiden planını yapar, sonuçlanınca herkes gerçeği anlardı. Şimdi planını yapıyor, ilan ediyor ve uyguluyor. Tabii ki bunun etkisi çok daha fazla hissediliyor. Orta Doğu karıştı, Afrika da karışacak. Fransa yeni bir Afrika kararı aldı. Afrika'nın birçok ülkesine yeni askeri güç göndereceğini açıkladı. Yani Amerika ile Afrika'da karşı karşıya geleceğini kabul etti. Fransa Afrika'yı kaybederse iç savaşla baş başa kalır. İç savaşta Fransa'yı sıradan bir ülke haline getirir ki elbette Elize Sarayı buna izin vermek istemeyecektir. Amerika'ya gücü yetmeyecektir ama pay almak için de ön almaktadır. Amerika'da akıllı olan bazı isimler şunu yazmakta, konuşmakta, söylemekte. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa için de büyük bir planı var. Kontrol edilebilir bir Rusya'ya bağımlı olan Avrupa. Ardından Rusya'nın elindeki gücü tamamen Washington'a bağlayan bir plan. Rusya hiçbir zaman Amerika'nın karşısında bir güç olmadı, olamadı. Washington Moskova'yı güçlü göstererek Avrupa'yı işgal etti. O nedenle Rusya'yı süper güç olarak görmek büyük ama çok büyük bir yanılgıdır. Libya ve Suriye'deki ortaklıkları zaten çok net. Kaldı ki İngilizlerin devleti Rothschild'ler Rusya'da çok ama çok güçlüdür. Ancak Almanya üzerinden Washington'a kayan bir Rusya fotoğrafı var. Dikkat edilmesi gereken de bu. Önemli olan perde gerisini okuyabilmek. Amerika tam olarak yanına Vatikan'ı, Almanya'yı, Rusya'yı ve Arap Ligi'ni alırsa işler daha da zora girer. Gidişat bu yönde. Türkiye mi? Ankara her şartta kazanan taraf olacaktır. Merkezinde bizim olduğumuz coğrafyada bize rağmen iş olmaz olamaz. Bunu bilmeyen de yok. Suriye'de bunu yaşayıp öğrendiler. Yine de gelişmeleri çok iyi takip etmek şart. Sürprizlere çok müsait bir iklim var. Çok hem de. Ergündiler Takvim Fatih Altaylı Bankaların Federasyonu ve Fenerbahçe'nin şanlı direnişi Birkaç gün önce Ali Koç haklı diye yazdım. Fenerbahçeli bazı okurlar gözlerine inanamamış, hatta daha da komi bir okur benim yazımı bana yollayıp, tarafsız bir yazar olsaydım böyle yazardın diye eleştirmiş. Güldüm. Evet, Ali Koç haklı, Fenerbahçe haklı. Daha önce televizyondaki spor saatinde de söylediğim gibi, Türk futbolu ve Türk futbol takımları bankaların kucağına itiliyor. Hem de futbolu korumakla ve geliştirmekle görevli futbol federasyonu tarafından. Fenerbahçe'ye limitler nedeniyle transfer imkanı bırakılmamış vaziyette. Limitlerini aştığı için bir de puan silme cezasıyla karşı karşıya. Ama Fenerbahçe ile aynı oranda gelir üretme kapasitesine sahip olmadığı halde, aynı oranda borçlu kulüplere federasyon tarafından izin veriliyor. Peki Fenerbahçe elindeki oyunculardan bir bölümünü satıp kasasına bir miktar para koysan ne olacak? Söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Diyelim ki Fenerbahçe 30 milyon avroluk futbolcu sattı. Bunun karşılığında sadece 10 milyon avro harcama limitine sahip olacak. Ya da diyelim ki Ali Koç bir yerden muhteşem bir sponsorluk buldu ve kulübe 20 milyon avro gelir yarattı. Bunun da sadece 7 milyonunu kulübün harcamalarına ayırabilecek. Diyeceksiniz ki, Fenerbahçe'nin bankalara borcu çok, elbette böyle olacak. Yanılıyorsunuz. Bankalara kuruş borcu olmayan Kasımpaşa ve Göztepe içinde durum farklı değil. Burada mesele Türk futbolunun yarattığı geliri birkaç bankaya aktarmak. Şaka gibi ama böyle. Mesela Fenerbahçe oturup bazı kulüpler gibi bankalarla bir anlaşma yapsa ve yapılandırma adı altında önüne konulan günü kurtarma operasyonunu imzalayıp sorunları 1 iki sene ötelese ve bankalara boyuna ise hiçbir sorunu olmayacak. Dilediği gibi transfer yapacaktı. Ama Ali Koç sorumlu bir başkan gibi davranıp, bu kulübün geleceğini bankaların eline bırakamayız demeseydi. Şimdi Fenerbahçe'de transfer yapabiliyor olacaktı. Bu yüzden Fenerbahçe haklıdır. Kulüplerin bankaları boyun eğmesi ve bu yolla belki de bağımsızlıklarını kaybetmeleri dayatılmaktadır. Bu yapılan Türk futbolunu bankalara peşkeş çekme ve bankalar vasıtasıyla Türk futbolunu kontrol altına alma planıdır. Fenerbahçe'nin asıl direnişi bugünkü direnişidir. Taraftar bu konuda yönetime destek vermelidir. Futbol federasyonu da bankaların değil futbolun federasyonu olduğunu hatırlamalıdır. Bu kutsal görev galiba Fenerbahçe taraftarına düşmektedir. Fatih Altaylı Habertürk